Şimdi merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün kanalda biraz vlogdan sıkıldığınızı düşündüm. Yani önce kanalda da vlog yapıyordum. Bu kanala geldiğim gibi de vlog attım. Bu kanalın son videoları da vlogtu. Farklı bir şey yapayım dedim. Birazcık makyaj yapalım dedim. Zaten yaz geldi. Yazın zaten çok fazla makyaj yapmayız ama böyle yazın özel günlerde kullanabileceğiniz, birazcık makyaj yapayım dediğiniz zamanlarda kullanabileceğiniz hafif bir makyaj önerim var. Onu göstereceğim. Kullandığım ürünler zaten ekranda görünecek. Ben isimlerini okuyacağım sadece. Şu anda L'Oreal'in nem terapisini kullanıyorum. Şu anda da Peripera'nın Blur Bank isimli gözenek kapatıcı, böyle birazcık matlaştırıcı ve birazcık cilt tonunu açan bir kremi var. Onu kullanacağım. Elimde böyle ısıtıyorum. Sonra gözeneklerimin olduğu bölgelere doğru dağıtıyorum. Benim gözeneklerim çok saçma bir şekilde belirgin. Çok fazla belirgin. Bunu böyle yaptıktan sonra da süngerle böyle bastırıyorum. Saçımı toplasam mı acaba? Yani benim cildim aslında böyle değildi. Çok kötüydü. Çok fazla sivilce vardı. Bu arada bu sırada da Maybelline Fit Me kullanıyorum. Kapatıcı olanı. 10 numarayı kullanıyorum. Biraz normalde bana koyu kalıyor falan diyordum ama kullanınca açılıyor. Yani kullanınca açılıyor dediğim şey. Kıyafet mi bu? Dağıttıkça açılıyor rengi. Minisu'nun Highlighter Stick Highlighter Contour Stick isimli şeyini kullanıyorum. Bunun numarası falan yazmıyor. Zaten direkt tek numara. Bu arada bitiyor. Çok az kalmış. Bu arada burada kullandığım ürünlerin hepsi uygun fiyatlı. Çünkü zaten ben de bir öğrenci olduğum için uygun fiyatlı şeyler kullanmam gerekiyor. Bu yüzden ben de bunları kullanıyorum. Bu arkasındaki süngerle dağıtacağım. Bu çünkü alıyordum biraz. Bu kadar parlak sevmiyorum ben aslında ama neyse. Sonra H&M'in transparan pudrasını kullanıyorum. Çok dağılan bir pudra bu arada. Gerçekten aşırı dağılan. Baking yapmıyorum ha, yanlış anlamayın. Bir saat bunu bekletmeyeceğim burada. Hafif buraya, buraya ve hani şu tarafa. Bir de burnumun şu kenarlarına. Neden buraları sürüyorum? Çünkü cildim çok yağlı. Çabuk yağlanıyor. Kışın normalde burnumu çok fazla sevmediğim için kontür gibi yapıyorum. Aslında tam kontür değil, bronzerla yapıyorum. Normalde bronzerı yazın kullanırım ama ben bilmiyorum, yazın kullanmıyorum. Sonra geliyoruz. NYX'in Perfect Filter isimli paleti kullanmıyorum ama açamıyorum. Açtım. Hafif turuncu onun yanındaki rengi karıştırıyorum. İçe sürüyorum. Bilerek bas sürmedim çünkü altta kahverengi kalsın diye. Gözün üstü benim biraz kahverengi. Onun kalmasını istiyordum biraz. H&M'in bir paleti var. Sadece üstünde İngilizce farlar yazıyor. Ve 16 mı kaç tane? Ben 16 tane far var. Açık pembeyi kullanıyorum. Güzel parlaklık veriyor. Ortaya kullanıyorum. Şimdi turuncu çok alakasız ve o turuncu dağılacak şu anda ama nasıl dağıtacağım onu göstereceğim. Palet aklımızda kal. O palet orada kalsın. Ben tekrar kullanacağım. Tekrar NYX'i açıyorum. Buradan şu rengi alıyorum. Fazla tozlu aslında bu palet ya. Dışa böyle dış kısma sürüyorum. Ama bastırıyorum, dağıtmıyorum daha şu anda. Sonra da dağıtma fırçasıyla şuradaki şu rengi alıyorum. Böyle dıştan içe doğru dağıtıyorum. Bu sefer ince bir fırçamızı alıyoruz. Burada bu fırçayı çok seviyorum. Bak. Parlak bir renk var böyle. Onu alıyorum. Sadece çok hafif, çok hafif. Şuraya ve şuraya. Böyle iç kısma.
pardon bloggerlar gibi söyleyeyim, göz pınarlarıma hafifçe değdiriyorum. Sonra da böyle dağıtma fırçası, daha büyük bir dağıtma fırçasıyla içe doğru. Bitti, o kadar. Bu arada şey, sakın hani günlük olarak bu makyajı yapmayın da. Şimdi allık, aslında ben kendim bir allık yapmıştım. Onu kullanıyordum ama o biraz turuncu kalır. Fazla turuncu kalır aslında bu makyajı. O yüzden onu kullanmayacağım. Kullansam mı acaba? Kullanmayacağım. Pudra sürdüm çünkü o ıslak kullanılabilmişim. Yine H&M'in Pink Coral isimli, bu arada H&M'e de kazandırmışım çaktırmadan. Pink Coral isimli allığını böyle alıyorum şu şekilde. Hatta bunu almasaydım ben. Şu fırçayı da alayım. Ben zaten onları yıkayacağım. Ben videodan sonra hepsini tek tek yıkayacağım. Bir şey. Ben böyle, böyle yapıyorum. Bakın çok fazla görünüyor. Çok fazla. Buna aldanmayın. Demek ki hemen şey... Pollyanna olduk. Hayır. Şöyle çok kalın bir fırça alıyorum. Son olarak Essence'in All Eyes On Me isimli rimelini kullanıyorum. Tek kat sürüyorum çünkü bunu tek kattan fazla sürünce hoş durmuyor. Yoyoso'nun yine Dear Darling Tint isimli şeyini kullanıyorum. Bunun numarası numarası hiçbir şey yok. Yani bunu nasıl belirteceğimi hiçbir şekilde bilmiyorum. Bu arada video boyunca ben aynaya baktım sanırım. Bunu yaptıysam özür dilerim. Gerçekten bunu yaptıysam videonun sonunda özür diliyorum. Çok güzel duruyormuş aslında. Yani günlük bir makyaj yapma uğruna başladım. Ama gece makyajı oldu biraz. Bence güzel oldu. Hoş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu kanalın yeni tarzı ilk makyaj videosunu çekmiş oldum. Umarım bu videoyu YouTube'a atarım. Bu arada satış sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Şurada herhangi bir yerde çıkacak. Oradan takip etmeyi, çok gerçekten dudaklarım çok güzel görünüyor şu anda. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz şimdiden. Zaten bir de abone olursanız çok çok seviniriz. Bu kadar yani. Full vlog gitmesin diye araya bunu ekleyeyim dedim. Çünkü bu videodan sonra yine bir vlog atacağım. O yüzden birazcık şey yapıyorum. Dediğim gibi satış sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Bize de abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Makyajda kullanın yani. Sıcakta yaptım o kadar. Bay bay.